Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir kurumun 90. yıl logosunu tasarlamak elbette zordu. Cumhuriyetle yaşıt, kurtuluş mücadelesi vermiş, her alanda devrimlere öncülük etmiş bir partiyi sadece bir yönüyle anlatabilmek mümkün değildi. Bize göre CHP kökleri çok ama çok derinde güçlü bir çınardı. Ağaçların o meydan okuyan ama aynı zamanda özgür ve güven veren hali bizlere ilham verdi. Cumhuriyet Halk Partisi dev bir çınardı. Aynı şekilde kurucularımız, kurtarıcılarımız da birer devdi. Temel ilkelerimiz, ışıltılı ve onur duyduğumuz tarihimiz bu dev çınarın parlayan dallarını oluşturdular. Sonsuza kadar devam edecek bir hayat ağacı oldu dev çınar. Cumhuriyet Halk Partisi dünün olduğu kadar bugünün ve yarının da partisiydi. Dev çınarların yanında umudumuz olan, bizi yarınlara güvenle taşıyacak olan filizler de vardı. Onların hepsini yapraklarda birleştirdik. Gökkuşağı renkleri barındıran yapraklarımız değişimin gücünü temsil ettiler. Kimseyi tek tipleştirmek, dönüştürmek için uğraşmadık. CHP çınarında her renge yer vardı. Kadınlar, gençler, ötekileştirilenler kendilerini değiştirmeden partimize eklemlendiler. 90 yıldır olduğu gibi yine hep beraber bir araya geldik. Logomuzda Sosyalist Enternasyonel'in simgesi olan gül figürünü olduğu gibi kullandık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evrensel değerleri olan sarsılmaz inancını gül üzerinden göstermek istedik. Geriye tek bir soru kalmıştı. Peki bunca başarıyı nasıl sağladık? Nasıl oldu da filizleri çınara dönüştürdük ve çınarı hep canlı, umut dolu tuttuk? Cevabımız basitti. Beraberce yaptık. El ele, gönül gönüle başardık her şeyi. Böylece logo ve slogan kendini gösterdi. Dev çınar, yeni filiz, 90 yıldır beraberiz.